Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 farklı az malzemeyle kolay tarifler yapacağım. 3 farklı tarif deneyeceğiz yani. Hepsinde de çok az malzeme kullanacağım. O zaman ilkiyle başlayalım. İlk tarifim 3 malzemeli kek tarifi. Şimdi sırayla size malzemeleri göstereceğim. 3 malzemeli kek için kullanacağım malzemeler 4 tane yumurta, 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı sarelle kullanacağız. Bunları kullanacağız 3 malzemeli kek için. Böyle büyük bir kaba ihtiyacımız var, bir de çırpıcıya. Şimdi 4 tane yumurtayı koydum içine. Çırpıyorum. Burayı da gösterebilirsin. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra yumurtaları sarelleye koyacağım. 4 yemek kaşığı sarelle ekleyeceğim. Biraz daha çırpıp geliyorum. Bu 4 yemek kaşığı sarelleyi çırptığım yumurtanın içine katacağım. Bunu böyle bu şekilde çırpacağım. İyice rengini verdikten sonra sarelle, ondan sonra en sonda ununu ilave edeceğim. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Çok katı kıvamda olduğu için sarelle karıştırırken çok zorluk oluyor. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Umarım tadı da güzel olur. Buna benzer bir tarif daha önce denemiştim ben, beğenmiştim. Umarım bu da güzel olur. Hızlı hızlı çırpıyorum. İyice karıştırdım malzemeyi. Gördüğünüz gibi koyulaştı rengi. Artık 1 su bardağı unumu içine ekleyebilirim. Ondan sonra bunu da çırpacağım. Ondan sonra da fırına atacağım. Başka bir işlem kalmayacak yani. Böyle hızlı hızlı karıştırıyorum. Şöyle kek kalıbına koyacağım. Kek kalıbımı yağladım. Orayı çekmedim. Böyle koyu bir kek karışımı elde ettim. Şimdi içine dökeceğim. Harcımı, kek harcımı bunun içine boşaltıyorum. Kalanını da kaşıkla artık dökmeye devam ederim. Çünkü yapıştığı için şey olmuyor. Şöyle yapayım. Kamera da yarı planda çekiyormuş. Kaşık alıp geleceğim şimdi. Bu kalanını da kaşıkla almak zorundayım. Çünkü dibine yapıştığı için dökülmüyor. Tam sarelle kokusu geliyor yani. İnşallah tadı da güzel olur. Bunu 180 derece fırında 15-20 dakika pişmesi gerekiyormuş. Benim aldığım tarifte öyle yazıyordu. Bir diğer tarife geçiyorum. Yine az malzemeli, kolay bir tarif bu da. Çikolata muz tarifini deneyeceğim. Hayatımda ilk kez yapacağım yani. İnternetten aldım yine bunun da tarifini. Hemen malzemeleri göstereyim size sırayla. Çikolata muz tarifinin malzemeleri 2 paket krema, yani 200-400 milim kremaya ihtiyacımız var bu tarifi yapmak için. 1 paket bitter, 1 paket de sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Pudra şekerine ihtiyacımız var. İlk olarak kremalarımı kabımın içine boşaltıyorum. Bu şekilde döküyorum hepsini. Sonra diğer pakete geçeceğim. İyice boşaltayım hepsini. Bir kutuyu boşalttım. Şimdi diğer kutuya geçiyorum. Diğer kremaya. İlk defa böyle krema kullanarak bir tatlı yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Kendim de çok merak ettiğim için bunların tatlarını, hem de kolay malzemeli olduğu için değişik fikir olur size diye çekmek istedim. Bunu da boşalttım. Şimdi iyice çırpacakmışım katılaşana kadar. Sonra da pudra şekeri ekleyecekmişim. Biraz çırpayım böyle katı kıvam alana kadar. Bildiğiniz krema kıvamı alana kadar. Eğer bu çırpıcıyla olmazsa diğer elektrikli olana geçeceğim. Orada sesi kısarım. Katılaşmazsa bu şekilde. Bir yemek kaşığı pudra şekerini içine ilave edip biraz daha mikser yardımıyla çırpacağım. Ondan sonra da diğer malzemelere geçeceğim.
Mikserle 10 dakikadır neredeyse karıştırıyorum yani. Ancak bu kadar katılaştı. Gördüğünüz gibi katılaştı zaten. Bu kadar katılaşma yeter. Şimdi de çikolataları eriteceğim benmari usulü. Sonra bunun içine ekleyeceğim. Sonra da soğumasını bekleyip biraz tabaklarıma yerleştireceğim. Böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Önce bitterleri kıracağım. Sonra da üstüne sütlü çikolataları kıracağım. Fark etmiyor zaten hangisini önce yaptığınız. Çünkü ikisi de bir yerde karışacak. Çikolatanın görüntüsü çok hoş. Şimdi bunları da kıralım. Ondan sonra diğer malzemelere geçelim. Dondurma kaselerine koyacağım ben bu çikolatalı musu. Şöyle çikolataları erittim ben Mari usulü. Bitter çikolata ve sütlü çikolata. Şimdi bunun içine katacağım ve karıştıracağım. Ondan sonra da bu kaplara boşaltacağım. Eritmiş olduğum çikolataları kremamın üstüne boşaltıyorum. Yalnız kase çok sıcak olduğu için elim yandı şu an. Umarım az gelmez. Çünkü bunun rengini alması gerekiyor. Hafif açık kahverengi olması gerekiyor bu karışımın. Şimdi çikolatamı koydum gördüğünüz gibi. Gittikçe koyulaşıyor gördüğünüz gibi. İyice karıştırıyorum birbirine. Hızlandırayım biraz işlemi. Böyle açık bir kahve tonu olması gerekiyordu zaten. Umarım tadı da güzeldir. İlk kez yaptığım için ben de merak ediyorum gerçekten tadı nasıl olacak diye. Hem de hafif bir tatlı olur bence. Çok ağır bir tatlı olmaz. Dondurma kaselerime paylaştıracağım. Kenarına taşırmasam daha iyi olurdu. Onları silerim ama gerek yok şu an silmeye. Kıvamı güzel oldu. Başka videolarda izlediğim gibi oldu. O yüzden mutluyum. Benim kasem biraz daha geniş. O yüzden fazla alıyor. Şu arkasına kalmasa daha iyi olacak. Bu kadar doldurayım. Belki üstünü gofretle süslerim daha sonra. Bu şekilde görünüyor. Bu şekilde. Şimdi geri kalanını ben doldurup gelirim artık. Son halini gösteririm yine. Şimdi geliyorum diğer tarife. Diğer tarifim ise kuskus salatası. Kuskus salatası yapacağım. Suyum kaynadı. 2 su bardağı kuskus kullanacağım. İlk kuskusumu döküyorum. Şimdi de ikinciyi dökeceğim. Şimdi bu haşlanacak. Kuskuslar piştikten sonra diğer kullanacağım malzemeleri de gösteririm. Şimdi bu pişsin. Kuskus şu an pişiyor. Tuz da kattım ben. Onu söylemeyi unutmuşum. Kuskusa katacağım diğer malzemeler ise hazır garnitür aldım ben. İçinde patates, havuç, bunlar var. Bir kase yoğurt var. Kornişon turşu kullanıyorum ben. Yakışıyor bence böyle salatalara turşu. Daha sonra 4 yemek kaşığı mayonez var. Yine biraz daha tuz ekliyorum ben. Çünkü tuzu az geliyor. O yüzden ilave yapıyorum. Kullanacağım malzemeler bu kadar. Kuskusum piştikten sonra malzemeleri de eklerim. Bu kadar. İlk olarak yoğurdumu kabımın içine boşaltıyorum. Hepsini. Daha sonra da mayonezimi koyacağım. Mayonezimde de zaten kaşık varmış. Burada da 4 yemek kaşığı mayonez var. Biz fazla mayonezi seviyoruz. Siz eğer fazla sevmiyorsanız, tadının gelmesini istemiyorsanız 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Bir tutam şu kadar tuz koyuyorum içine. Sonra bunu karıştıracağım. İyi bir şekilde mayonezle yoğurt iyice birbirine karışacak. Böyle böyle çırpıyorum. Bizim yoğurt biraz katı olduğu için biraz daha sulu kıvama getirmek için bayağı uğraşmak gerekiyor. Burada da kuskuslarımız haşlandı 2 su bardağı. Şimdi bu garnitürümün hepsini bunun içine boşaltıyorum. Elim temiz bu arada. Elimle koyacağım. Daha başka kaşık getirmemişim yanına çünkü.
Ben turşu çok sevdiğim için turşu da koyuyorum. Mısır yakıştırmıyorum böyle salatalara. O yüzden mısır koymuyorum ben. Siz mısır haşlayıp da koyabilirsiniz eğer seviyorsanız. Şimdi de bu sosumu katacağım. Ama onun öncesinde bunu bir karıştırayım dedim birbirine. Ondan sonra ötekini eklerim. Çünkü yoğurdu da koyunca karıştırmak biraz daha zor olacak. O yüzden salatamı karıştırıyorum. Şimdi yoğurdumu katacağım. Mayonezli. Bunu da böyle. 3 malzemeli kek. Çikolatalı muz. Kuskus salatası bu da. Şimdi tatlarına bakacağım. Bakalım nasıl olmuşlar. Ben de merak ediyorum. Şöyle kuskus salatasından, tatlıdan ve kekimden aldım. Bir tabağa koydum. Şimdi hepsinin tadına bakalım. Bakalım tadı nasılmış. Ben de merak ediyorum. Bundan daha önce yemiştim ama şu ikisinden daha önce hiç yemedim. İlk kez yaptım şu iki tatlıyı. O zaman ilk olarak 3 malzemeli kekimi tadarak başlıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Ben de merak ediyorum. Bu şekilde içi. Bence çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Kuskustan aldım. Elime şu tatlıdan sürüldü. Tabağı almıştım ya. Şu şekilde göstereyim size. Bunu ben evde her zaman yapıyorum zaten. Güzel oluyor bu kuskus salatası. O yüzden size de göstermek istedim. Şimdi de geçiyorum çikolatalı muz tatlısına. Şöyle kıvamını göstereyim size. Tam kıvamında oldu. Bu şekilde. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel tadı. Ben böyle devamını getirebilirim şu an. 3 farklı tarif videomun sonuna geldim. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.